Çok sevgili Devrim Erbil, bugün Bodrum'dayız ve sizin atölyenizdeyiz. Aynı zamanda evinizdeyiz aslında. Üretimlerinizi burada yapıyorsunuz. Diğer bölümümüzde sizin aslında biraz daha giriş yaptık. Kendi ruh dünyanızı biraz ben öğrenmek istedim. Bu resimler nasıl ortaya çıkıyor? Bir de çocukluk çok önemliydi, gençlik çok önemliydi. Çok önemli bir dönemde yetişmiş bir sanatçısınız. Onu anmak istedim. Biraz oradan devam edip aslında sanatınıza doğru uzanacağım artık. Akademi yıllarında Soyutçu Yediler ekibini kuruyorsunuz. Sanat tarihine şöyle bir baktığımızda da aslında o tarz oluşumlar da var. İşte tavan arası ressamları, D grubundan bahsedebiliriz. Bu oluşumlar, bu çabalar aslında orada ne maksat neydi? Yani sizin kendi motivasyonunuz neydi o Soyutçu Yedileri kurarken? Biraz oralara gidelim mi? Tabii memnuniyetle akademi zaten olağanüstü insanı etkileyen hem bir Boğaz'ın içinde çiftesaraylarda kurulmuş bir okul. Akademi birçok yeri İstanbul'da dolaştıktan sonra çiftesaraylar diye yapılan ilk meşrutiyet dönemi toplantılarının yapıldığı bir yer. Ve orası akademi olarak bir bölümü veriliyor bizim okula. Bir bölümü de Atatürk Lisesi'ydi bizim girdiğimiz zaman da. Sonra oradan da o yan taraftaki bina, ikinci binada akademiye verildi ve mimarlık bölümü orada ders vermeye başladı. Bir defa hem doğasıyla, Boğaz'ın kenarında her gün bu çok tarihi bir kentin, kültürlerin yaşadığı bir kentin, imparatorlukların kurulduğu bir kentin, onların seyrettiği Boğaz'ı seyretmek, karşı tarafı görmek ve içinde yaşamak, sanatın içinde yaşamak bu çok önemli bir olay. Çünkü sanat konuşulunca var olan bir olgudur ve akademi belki Türkiye'de sanatın tek konuşulduğu yer demeyeyim, yani başka kentlerde de naif sanatçılar var, işte Ankara'da batıya gidip gelenlerden bir grup var. Tek tek Anadolu'nun bazı kentlerinde sanatı özümsemiş, benimsemiş olanlar var. Ama yine sanatın Türkiye'de varlığı akademiyle özleştir diye düşünüyorum. Hatta Nuriyem Limonluk diye bir yazı yazmıştı. Onu bir serada limonluğun yetişme koşulları ile Türkiye'de sanatçının yetişme koşullarını, yani akademi bir sera, özel bir havanın olduğu, dıştaki havadan uzak bir yer olduğunu söylemişti. Akademide çalıştı ama bir döneminde akademi karşıtıydı, işte kendi siyasal görüşü gereği halkı düşünen bir sanattan yanaydı. Ve o bir limonluk oluşu, bir sera koşullarında oluşu bazı gerçekleri de yansıtıyordu. Çünkü sanatçı nerede kendini bulabilir, nerede yaşayabilir, onu can suyu verecek kaynaklar nelerdir? Müzeler, sergiler, yayınlar, güncel olaylar sanatçıya yer vermiyorsa, o susuzluktan, ilgisizlikten yaşamak için sanatından güç alma, yani parasını sanatıyla kazanmak bile imkandan yoksunsa, sadece bir öğretmenlik sınırları içinde kalıyorsa, yani o ülkede sanatın gelişmesi söz konusu olamaz. Zaten yani o Cumhuriyet döneminde bu kolay bir şey değildi. Daha önce saray sanatçılarla bir bütünleşiyordu. Bazı Abdülmecit gibi resme düşkün kişiler vardı şey olarak, yani padişah bile olsa resim yapanlar vardı, resmi sevenler vardı, portrelerini yapıp resmi dairelere asanlar vardı. Ama bir eğitim akademide veriliyordu, çok sınırlı bir kesime veriliyordu.
Ve birçok meslekte o diplomayı aldıktan sonra hayatınızı o mesleğin içinde mesleğinizi yaparak yaşamak yerine sanatçı ancak üstün bir başarı gösterirse, yani ödüllendirilirse, eserleri işte müzelere girer, satın alınır, koleksiyonlara girerse içici bir güç alacak yaşamdan. Bu olmadığı zaman küsüyorlar, çevre etkiliyor, yani başka işlere yöneliyorlar. O nedenle akademi kendi tarihten gelen özellikleriyle ve o bizim hocalarımız, Bedrami, Cemal Doğulu ve diğerleri hem hocalık yapıyorlardı, hem yazı yazıyorlardı dergilerde. Bu bir bakıma halkın sanatla olan ilgisini çekmek üzerlerine, sanatı anlatmak, sanatı sevdirmek demekti. Bu nedenle akademi böyle bir şeydi, yükü de üstlenmişti. Ve ben akademi yıllarında şunları gördüm. Mesela Türk Edebiyatı'nın önemli isimleri, Bedrami'nin öğrencisiydim ve onun atölyesine gelirlerdi. Mesela Ahmet Hamdi Tanpınar'ı ben orada tanıdım. Çok önemli bir isim. Evet, ondan sonra bazı önemli ressamlar yine Bedrami Atölyesi'nden ya da değil, onları tanıdım. Hatta bir gün asistan olduğum zaman da böyle boylu poslu yakışıklı bir şey geldi, genç bir adam geldi, yanında etrafta falan Cemal Doğulu nerede diye sordu. Dedim, yani şu anda burada değil ama yani kimin geldiğini söyleyeyim, isminizi söyler misiniz? Ayhan deyin, o tanır dedim. Meğer Ayhan Işık'mış ve kendisini tanımam ama o kadar bozuldu. Onun gibi, yani bazıları başka, İlhan Çolpan mesela sınıf arkadaşımızdı bizim. Bu yedili soyutçular rakamla yedinin olmasının nasıl bir özelliği var peki? Bakın hayatımda da siz söyleyince hatırladım. Evet, yedi kız arkadaşımla beraber bir sergi açmıştık. Hep böyle benim kaderimde bunlar var. Lisede dört tane böyle sıra vardı. Yedi tane de kız vardı. Her biri benim yanımda sırayla oturdular. Sonra birini karar verdim, oturdu. Yani böyle yediler benim uğurlu rakamım herhalde. Ama soyutçu yediler, soyut resim yapan yedi daha öğrenciyiz. O yedi kişiyi hatırlatıyordu. Yedinin başka bir anlam yükü yok. Sonra mavi grubu kurduk mesela. O mavi grup daha üst seviyede asistan olduğumuz zamanlar kurduğumuz bir gruptu. Türkiye'de o zaman bir kişinin sergi açması çok zordu. Sanki o dönemin Türkiye'sinde daha kolektif sanat anlayışı var değil mi? Daha ekip. Çünkü o dönem işte o tavan arası ressamları da orada. Bir araya gelme ve belki bir düşünce ortaya koyma dönemi değil mi? Aynen öyle. Çünkü tek başınıza bir galeri yok ki zaten. Nereden açacaksınız? Yabancı ülkelerin kültür merkezleri var. Fransız kültür merkezi, İtalyan, Alman gibi. Oralarda sergi açıyorduk. Bir de şehir galerisi vardı. O zaman bir dayanışma oluyor. Aynı görüşte olan arkadaşlar toplanıyor. Belki daha genç bir yaşta, pek öyle sergiye bile hazır olmadığı yaşta insan yaptığını göstermek istiyor. İşte seyirciler gelsin o sanatçı havasını. Yaşadığı zaman insan kendini bir farklı hissediyor tabii. Hı hı. O nedenle soyutçu yediler ve mavi grup. Mavi grup daha önemli bir gruptur. Çünkü bu yedi soyutçu yediler bir öğrenci grubuydu. Oysa diğeri o grupta benim dışımda Adnan Çoker vardı. Benimle beraber diyeyim dışında sözcüğü yanlış. Adnan Çoker vardı, Tülay Tura vardı. Çok değerli bir ressam ama kendisi yeteri kadar kendini göstermek istemedi. Böyle yüzlerce resmi var. Onu tekrar Türk toplumunun tanıması gerekiyor. Benim yakın arkadaşımdı. Şimdi oğluyla görüşüyoruz ve eşi de ünlü bir yazar Ahmet Oktay'dı.
bir Tülay'la beraber açtığımız bir sergide tanışmışlardı. Yani akademi, işte sanat konuşulan, sanat öğrenilen ama sanatçı olmaya hazır, hemen yuvasından çıkacak şeyler gibi, civcivler gibi, şeyler, kırlangıçlar gibi böyle hemen atılmaya hazır. Ben Adnan Çöker, Tülay Tura, Altan Gürman ve Serkis Sabunyan, ki o da yurt dışında tanınmış bir ressam oldu. Ve bu saydığım ressamların, isimlerin hepsi önemli Türk resminde ressamlardır. Ama Altan Gürman çok erken vefat etti. Tülay Tura da bundan 3-4 sene önce vefat etti. Ve işte şimdi biz ayaktayız. Evet, o grupları hatırlıyoruz. Bu kuşağın o mirasını buraya taşıyan isimlerindensiniz. Evet, evet. Bir de tabii sizin resimlerinizin biraz böyle arkeolojik kazı da yapmak istiyorum onlara dair. Bilenler bilecektir ama yine de söylemekte fayda var bence. Perspektif kullanmıyorsunuz siz resimlerinizde. Bir perspektif var ama bu bariz bir perspektif değil. Minyatür gibi, iki boyutlu ya biraz minyatür etkileri var. Yine halı motifleri ve geleneksel Türk motiflerini kullanıyorsunuz. Şimdi tam bunları, hani o Batı resim geleneğini bu motiflerle, yani bu öğelerle birleştiriyorsunuz. Ben size özgünlüğün tarifini sormak istiyorum tam da burada. Çünkü Batı ekolünden gelen bir teknik var ama bizim kendi has kültürümüz var. Onu siz çok güzel meç ediyorsunuz. Ama orada da özgün bir dil yakalıyorsunuz. Belki de Türk resminde en önemli konulardan biri özgünlük. Sizce özgünlüğü nasıl tanımlarız? Çünkü sizin eserleriniz özgün. Yani özgünlük bir ayrıcalık demek. Yani herkesin yaptığından farklı bir iş yapmak demek. Hatta bu soruyu sorduğunuzda hemen aklıma Yunus Emre'nin bir sözü geldi. Yunus Emre diyor ki, bir söz söylemek gerek, melekler dahi bilmez ola. Yani o söz, meleklerin bile bilmediği bir söz. Yeni bir söz, farklı bir söz. Hiç kimsenin görmediği. Bu zaten sanatın temel ilkelerinden biri. Yaratıcı olmak, özgün olmak. Bir de yani sahte olmamak, samimi olmak var. O samimi olmak kendi toprağına karşı, kendi insanına karşı, kendi kültürüne karşı. Çünkü hiç kültürü olmayan topluluklar da var, ülkeler de var. Yani hiç yok demeyelim, onların da belki çok eski çağlarda atalarından gelen özellikler bulunabilir. Yani ilkel bir toplum diye nitelediğimiz Afrika'nın bazı ülkeleri falan gibi. Ama yani o süreçler, tarihi her coğrafyada farklı görüntüler ortaya çıkarıyor. Ben daha geleneksel, evet, daha kendi kültürünün suyunu içmiş ve ondan yararlanarak onunla düşünmüş, onunla yaşamış. Hat sanatı mesela beni Batı resminden çok daha fazla etkilemiştir. Oradaki stilizasyon, yani sadeleştirme, oradaki soyutlama, ritim, oradaki duyarlılık ve hatta birçok şeyde konferansımda Nakkaş Velican'ın bir kitabın kapağına yaptığı, Allah ve Peygamber isimlerinin küfü yazıyla yazılmış olan bir görüntüsünü Mondrian'ın dikey ve yataylardan oluşan bir resmiyle yan yana koyduğumda insanlar onu ayıramıyorlar. Yani bu demek değil ki bizim sanatçılarımız Mondrian'dan 300 sene önce onun ekolünü buldu değil. O başka bir temele dayanan bir görüşle onu yapıyor. Diğeri de hat sanatının özelliklerini bir üslup olarak köprü yazıyla yapıyor. Bunun gibi ben kendi kültürümüzün değerlerini tanımak için seyahat ettim. Bunun için Anadolu'yu dolaştım. Bunun için müzeleri, öğren yerlerini, yani gidebildiğim kadar her yere gittim. Birkaç kent dışında gitmediğim yerler olsa bile oralara gittim, konferanslar verdim. Evet. Yani dedim işte burada şunlar olmalı, Gaziantep mozaik kokmalı dedim. Yani neler neler şimdi söylemedim. Şimdi tabii sizin resimlerinizde renkler olsun, biçimler olsun,
Bu kültürün zaten izleri var ama siz bir de farklı medyumlar kullanıyorsunuz çalışmalarınızda. Ve işin aslında belki de sizden çok beklenmeyecek ama beni de şaşırtan farklı bir kuşaktan geliyorsunuz. Ve aslında sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi o dönemde iletişimin çok da yaygın olmadığı, görsellerin bu kadar çok yayılmadığı bir dönemden başlayıp bu döneme Plexi üzerine yapıyorsunuz çalışmalarınızı, yine baskı, farklı baskı teknikleri deniyorsunuz, metal üzerine deniyorsunuz. Şimdi halihazırda böyle olunca halı üzerine deniyorsunuz, tekstil üzerine deniyorsunuz. Hep bir arayış var ve bugüne aslında bu zamanın ruhuna da bir temas var. Onları tasarlarken o ruhu, yani aslında bir eseri başka yerlerde de çoğaltılması hikayesi mi aslında oradaki gaye? Sizin temel motivasyonunuz orada ne? Benim temel tasam sanatın yaygınlaşması. Herkesin sanatın bir yararı varsa, ki var, onlardan bütün insanlar, bütün bireyler yararlanmalı. Çünkü sanat belli dönemlerde işte sarayların kontrolü altında, onların yönetimi altında, onların siparişleriyle talepleri gidiyor. Talepleri belki değil mi? O sarayın istekleri üzerinden giden yani bir sanat tabii, anlayışı saray vardı. Saray ailesinin resimlerini yapıyorlar. Velázquez mesela, Goya saraydaki eğlenceleri yapıyorlar. Japon sanatında yine seçkinlerin hayatı. Bir başka kültürde savaşlar anlatılıyor. Osmanlı gittiği yerlerin haritalarını çiziyor, onları resimlerle süslüyor, yanlarında nakkaşlar gidiyor. O yüzden herkes farklı farklı bir şekilde sanatla karşılaşıyor. Fakat sanatçının kendi kendine sipariş vermesi ancak 20. yüzyılın bir olayıdır. Özgür resim vermesi, canının istediğini yapması. Şimdi ben Bodrum'dan bahsettik. Bodrum benim için şu anda kendi kendime sipariş verdiğim ortam evet. için. Yani şeyler, resim sevenler kusura bakmasınlar, ben onlar için yapmıyorum. Sadece asistanlarımın aracılığıyla bazı resimler yapıyorum. Ve büyük resimler, beni ileriye tanıtacak resimler. Şu anda benim resmimin bir çizgisi var. Bu çizgiye ilave neler yapabilirim? Bu cümle nerede tamamlanacak? Nereye kadar ilgi çekecek? Onun ilgi çekeceği noktaları nasıl yakalayabilirim? Bunlarla şimdi müzem için resimler yapıyorum. Ama normal yaşamın akışı içinde bütün kültürleri tanıdıktan sonra karar vermenin doğru olduğuna inandım. Ben biraz müze olacak olan müzenizden bahsetmek istiyorum. Şimdi siz çok önemli bir hafızasınız aslında Türkiye açısından. Yani hem Türk resim sanatı açısından önemli hafızasınız ve yaşayan hafızasınız. Yaşarken böyle bir müze girişimi çok kıymetli geliyor bana. Ve sizin hafızanız çok berrak ama arşiviniz de var. Yani siz dediniz ki benim 15 yaşında resimlerim duruyor. Yani sizin sadece bilgi olarak değil, yani zihniniz bilgi anlamında evet ama sadece o değil. Onun yanında yapmış olduğunuz bir arşiv de var. Şimdi bu müze aslında Devrim Mermi'nin hangi yönünü ortaya çıkartacak? Yani halılar olacak bildiğim kadarıyla, resim olacak, baskılar olacak. Nasıl bir şey tasarlıyorsunuz? Yani hem miras bırakmak adına. Müze bir yerde bir insanın kalıcılığı demektir. Bütün insanlar dünyadan kopmak istemezler, hiç kimse. Çünkü dünya gerçekten çok güzeldir. Yaşamaya değer, ne kadar beğenmesek de kendi ülkemizdeki sorunları, başka ülkelerdeki sorunları gördükçe, acıları gördükçe, yani batsın bu dünya falan diye şarkılar ve yani belki tedirginliğimizi dile getiriyoruz ama hiç kimsenin aklına ölmek gelmiyor. Oysa insan bütün varlıklar gibi gün ölecek ve öldükten sonra da burada bir iz bırakmak istiyor. İşte bir bakıyorsunuz bir çeşme yaptırıyor, adı oradan. Apartmana adını koyuyor, onunla anılıyor.
bir caddeye adı veriliyor. Ama bazı insanlar, bilim insanları, insanlık uğruna güzel şeyler yapan insanlar. Ondan sonra edebiyatçılar, ondan sonra ressamlar, heykeltıraşlar. Onlar çok önemli insanlık için eser verenler. O gökyüzünde altın çivilerle çakılmış yıldızlar gibi her zaman ışık saçıyorlar. Yani bu nedenle herkesin hayatında sıradan insan ne yapıyor? O da çocuk yapıyor. Kaşı kendisine, gözü bilmem halasına, bilmem benziyor. Ve o da kendi bıraktığı bir iz bırakayım diye yapmıyor bunu ama doğa ona bunu aslında bir neslin sürekliliği için yapıyor. Bir iz bırakmanın bir başka yolu da sizin eğer resimleriniz dağılmışsa belki bugün toplamak kolay, dokümanlarla topluyorsunuz ama siz toplarsanız kendinizi, içinizi, düşüncelerinizi yani açıklarsanız, gösterirseniz yani bu daha iyi insanlar sizi tanıyacaklar. Müzeler bu bakımdan önemli bir rol taşıyorlar ve sanatçılar da diğer insanlar gibi daha çok iz bırakmak istiyorlar. Bunun için eserler orada toplanıyor, arşiv orada toplanıyor. Tanınmaya bir kolaylık. Yani bugün belki bir gün eskiyecek müze kavramı da ama bugün için iz bırakmanın, topluca görmenin bir yolu. Birçok ressam Türkiye'de eserleri dağıldığı için isimleri unutuldu. Aslında sizinki bir nevi arşiv özelliği de olacak değil evet, mi? Yani evet. Size dair yaptığınız dönemler, belki sanatınızın dönemlerini yansıtacak eserler de olacak. Bir de tabii sonuçta sanatın yaşında olmadığını düşünenlerdenim ben. Her bir çocuk da o sanat eserinden çok etkilenebilir. Ama sizin bir de çok güzel bir çalışmanız var. Ben biraz da çocuklar kısmına da gelmek istiyorum. Tabii. Çocuk kitabınız çıktı sizin yakın bir zamanda. Sizin adınız da altında Ketebe Yayınları'ndan çıktı. Belki de en mühim meselelerden biri çocuklara hitap ediyor olmak. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çünkü o hem sanatçının hayatını çocuğun bilmesi, hem de o eseri ya da sanatı tanıması açısından nasıl bir önem taşıyor o proje sizin için? Şimdi çocukların kimliği, yani biyologların ve çocuk dünyasını tanıyanların hem fiziksel hem düşünsel gelişmesini ilk 4 ya da 5 senesinde olduğunu söylüyorlar. Amerika'da bir Türk profesör ve iki arkadaşıyla birlikte ilk 36 ayda çocuklara kitap okursanız onun mantık gelişimine, kişiliğine, ileride başarılı olmasına yol açarsınız diye bir şeyle bilimsel ispatlayarak bu yola girdiler. Selçuk Şirin ve benim yeğenim Can Erbil bu projeyi alıp sürüklüyorlar. Bir yayıneviyle anlaşıp 1 milyon falan kitap bastırıp Anadolu'ya yollayacaklar. Ben onlara şunu söyledim. Bu dedim belki mantık olarak gelişmesini insanın mümkün kılar. Gerçekten ben de inanıyorum ve bilimsel veriler de söylüyor ki insan kişiliği ilk 4-5 senede oluşur. Bu arada çocuğa ne verilirse o ileride onu alır. Çocuğa kitapla beraber şiir de okunsun, müzik de verirsin, resim zaten yapar. Onları da bu bütün için aldığınız zaman insanın mantığı ve duygusu ikisi birden gelişirse daha mükemmel insan olur. Çünkü sanat neden yararlı, ne faydası var insanlara? Yani en sonda düşündükleri bir olay çünkü. La ilgilenen bir kişi, sanatla dinleyici olarak çocukluğundan itibaren onunla bütünleşen bir kişi daha duyarlı olur, daha hoşgörülü olur. Ne kadar erken yaşta olursa bu, değil mi? Evet. Bu aşılanırsa o kadar... Yani o şey demez, yani kavga edemez, bir trafikte kafası kızıp ayağına sıkamaz, tokat atamaz, şiddet gösteremez. Evet. O duyarlı bir insan, uygar bir insan demektir. Demokratik toplumların insanı demektir.
ve Türkiye'ye yakışan da böyle insanların çoğalmasıdır. O yüzden sanatla ilgili bir insan daha nitelikli bir insandır. O yüzden hem duygu olarak gelişmiş hem mantık olarak gelişmiş bir insanın iyi yetişme koşullarında yetişmesinin koşullarını saptıyoruz. Ben de olayın içine girdim. Şimdi bunu ben kendi çocukluğumla örtüştürerek düşünüyorum ki eğer ben farklı kaynaklardan, işte şiirle, edebiyatla, müzikle, kitapla daha 3 yaşına gelmeden önce tanışsaydım, tutmayayım ben o zaman kim bilir. Ben düşünemiyorum. Kim bilir ne olurdum. Ama ben çok genç karşılaştım. Ama o açıyı kapatmışsınız. Kapatmak için evet. Çok çalıştım. Evet. Zamanımı iyi kullanmaya çalıştım. Ve sanatın ya da bazı mesela tekniklerin, sanat bir tane oluyor, bir zengin evine koyuyor. Picasso'nun deyişiyle bir resmin diyor alnına bir çivi çakılıp bir odaya hapsedildiği zaman, yani bir genç, güzel bir kadını oraya hapsedip kimseye göstermemek gibidir diyor yani. Evet. Onun için çocukların daha küçük yaşta sanatla karşılaşması gerekiyor. İyi bir insan olmak için, doğru bir insan olmak için, iyi bir eş olmak için, iyi bir öğretmen olmak için, iyi bir doktor olmak için her hem mesleğinde hem güncel hayatında, sosyal çevresinde saygı duyulan ve kendisinin de dünya nimetleriyle, dünyanın değerleriyle, sanatıyla karşılaştığı zaman bunlarla olumlu bir yaşam süren insan olmasında, dekorunda, evinde, giysisinde. Bunun için benim bir vakfım var. Vakfımın da çocuklarla ilgili bir bölümü var. O kitap onun için çıktı. Ben vakfımın çocuklar için CD'ler hazırlatıyorum. Çocukların diliyle onlara sanat anlatmak, sanatçıları anlatmak için şeylerim var. Hazırlıklarım demeyeyim, gelişti bunlar. 10 tane film şimdiye kadar çekildi. Durmuş Akbulut diye belgeseller üzerinde çok değerli bir arkadaşımız. Bunları hazırladı. Bunlar yakında piyasaya çıkacak. Bunun için ben sanatlar arasında ilişkinin de daha çoğalmasından yanayım. İşte bu bağlamda benim eserlerim üzerine besteler yapılıyor, şiirler yazılıyor, düz yazılar yazılıyor. Başka başka mesleklerden insanların, bir iş adamının, bir doktorun sanat üzerine ne düşüneceği ya da evinde benim resmim varsa 10 sene onu gördükten sonra neler anlatacağı benim çok ilgimi çekiyor. O yüzden böyle kitaplar çıkardım. Evet. Kitabı da çok seviyorum çünkü o bir evet. İletişim aracı. Tam da size anlatan bir şey aslında. Evet, çok konferans verdim, evet. Danışmanlıklar yaptım, Türkiye'nin her yerini gezdim. Yani benim özelliklerimden biri de o. Yani iki koltukta bir yığın karpuz taşıdım. Evet. Ama düşünen, kırılan olmadı. Yani bugünlere geldim. Evet, ne güzel. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Daha doğrusu bizi Bodrum'da atölyenizde ağırladığınız için. Teşekkür ederim. Hayatınızı açtınız, sanatınızı açtınız bize. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.